Arkadaşlar selam. Bayağı uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bu makyaj videosu olacak. Bu bir video. Birlikte hazırlanalım istedim. Bir sonraki çekeceğim videolar için yapacağım makyajı yapacağım bu videoda. Öncelikle yüzüme bugün hiçbir şey sürmeden çıktım. Hemen konsilerimi sürerek başlıyorum. The Balm'ın Time Balm konsilerimi sürüyorum. Kullanıyorum biliyorsunuz. Biraz yaklaşacağım şurada çünkü. Bu arada arkadaşlar bugün BB cream falan sürmeyeceğim. Sadece pudra süreceğim. Çünkü cildimi yormayı sevmiyorum. BB cream bile sürsem onu hemen çıkarmadığım için videodan sonra cildimden, o cildimde uzun süre kaldığı zaman nadir de olsa böyle ufak ufak pütür pütür sivilcelere neden olabiliyor yani BB cream bile. Ki yani fondöteni düşünün. Fondöten zaten kullanmıyorum. Pudramı alıyorum. Önce konsilerimi tabii ki şöyle birikenleri yiyorum. Pudra fırçam şu AliExpress'ten aldığım mor setinden olan fırça. Bunu kullanacağım. Üç haftadır video çekmeyince konuşamıyorum da yani iyice garipleşmişim. Pudra da Rimmel'ın Stay Matte pudrasını kullanacağım. Tabii ki önce şu yüzüğümü çıkaracağım. Çünkü bu fırçalar bir acayip. Yüzüklerim falan böyle rahatsız ediyor. Hep böyle önce cildime pudra süreceksem eğer önce göz kapağımdan başlıyorum. Alışkanlık. Evet, pudramı sürdüm arkadaşlar. Şimdi geldik farımıza. Farım da bu yine mor setimdeki şu far fırçasıyla uygulayacağım. Aslında farımı seçemedim arkadaşlar tam olarak. Bordo süreceğim ama Shady Lady'den bir farım yoksa Moa'dan bir farım kullansam bilemedim. Göz kapağıma Shady Lady'den uygulayayım. Shady Lady Volume 2 olan bu. Arkadaşlar şu Devilish Daniel adlı sedefli bej rengini uygulayacağım. Tüm göz kapama bunu uygulayacağım arkadaşlar. Ya bu The Balm'ın her şeyi iyi hoş ama farları çok toz toz oluyor ya. Çok işte bana katılacaktır. Keşke böyle toz toz olmasaydı. Yani Moa'nın far paletindeki gösterdiğim farlar bile toz toz olmuyor. Ki Moa Drugstore markası Balm aslında daha pahalı bir marka yurt dışında biliyorsunuz. Yani renkler her şey iyi hoş ama neden uçuşuyor bu farlar? Farımı tüm göz kapağıma uyguladım. Gördüğünüz gibi tenim açık renk olduğu için farda çok fazla belli olmadı. Tam kırmızı bordo rujluk bir rengi var. Daha sonra ne yapıyorum? Bugün eyeliner çekmeyeceğim. Önce Florman bu Stylematic kalemlerinden bej olan rengini S4 numarayı göz içime süreceğim arkadaşlar. Ben bu kalemi seviyorum. Göz içinde beyaz kalem biliyorsunuz artık hoş durmuyor yani çok sırıtıyor. O yüzden bej renk kalem arıyorsanız Flormar'ın bu Stylematic kalemine bakabilirsiniz. Ben bunu siyah göz kalemi kullanmadığım zamanlar göz içime kullanmak için almıştım. Severek kullanıyorum. Şunu alıyorum arkadaşlar yine şu mor setimden şöyle bir fırça.
Bununla ne yapacağım? Birazcık koyu renk bir far alıp ne alabilirim? Bu Mua'nın Smoking paletinden bir palette aşk yaşıyorum bu arada. Mat renkleri bile çok çok güzel renk veriyor. Mua'nın bu paletinden şu rengi alıp bu renkle eyeliner tarzında böyle gözümün dibine, göz kapağımın dibine hafif fardan dokunduracağım. Ama bunu ben yakınımdaki bir aynayla yapayım. Oraya uzanamıyorum. Size de kaybolmamak için. Şöyle hafif hafif dokunuyorum. Uzun olduğu için. Öyle göz makyajımı şu şekilde yaptım. Şimdi şey yapacağım. Gözümün altına da yine hafif bu fardan geçeceğim arkadaşlar. Bunu da böyle bir gözüme derinlik katmak amacıyla sürüyorum. Çünkü siyah kalem kullanmadım biliyorsunuz. Bu arada bir tag videosu da yapacağım. Bu videodan sonra sevgili Sevdacığımdan gördüğüm tag videosu dün gece. Ben de yapmak istiyorum. Kıskandım. Soruları da aldım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şu iç kısımlara biraz daha parlaklık katıyorum. Ve bunu böyle hafif yayıyorum. Zaten çabuk yayılıyor. Fazla bir şey kalmıyor. Evet arkadaşlar, sıra geldi Rimmel'e. Rimmel'im de bu Catherine Harley Cosmetics'in yolladığı Elite'in Volumizes Up to 6X maskarasını kullanacağım. Ben maskarayı çok beğendim. Aldığımdan beri bayağı kullandım. Yok, çok uzamayacak. Ama tek kat sürüp çıktığı olmuştu yani. Sağ eliyle sol gözüne rimel süren arkadaşlar var. Nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum. Ben sol elimle sürüyorum. Salak olmadığım halde sol gözüme. Çünkü sağ elimle sol gözüme ulaşamıyorum. Rimeli de bulaştırdım. Ulaşamıyorum. Zor geliyor arkadaşlar. Göz makyajımı bitirdim arkadaşlar. Böyle. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi allık sürüyorum. Allığımda yine mor setimden seçiyorum. Bunun iki tane allık fırçası var. Ben şu büyük olanı seçiyorum. The Balm'ın Instain allıklarından Pinstripe kullanacağım. Geldik rujumuza. Rujumu da bir sonraki videolarda göstereceğim hediye olan bir ürün kullanacağım. Bana bir İzmirli bloggerlar etkinliğinde hediye edilen Young Blood markasının bir rujunu kullanacağım. Hem ambalajına, yalnız bir dakika, hem ambalajına hem de rengine bayıldığım bir ruj oldu bu. Bistro adlı ruj. Çok güzel bir ambalajı var böyle, siyah metal. Bunun rengine aşık oldum arkadaşlar. Yapısı falan da çok güzel.
Şöyle harika güzel bordo bir ruj. Bordo rujları takmışken etkinlikte bunun hediye edilmesi de beni ayrı mutlu etmişti zaten. Şimdi bunu süreceğim. Yine dudak kalemsiz. Bakalım. Evet, sürdüm sanırım. Çok da kötü olmadı gibi. Kalemsiz bordo veya kırmızı ruj süren nadir insanlardanım herhalde. Bilmiyorum. Dudak kalemi kullanmaya bir türlü alışamadım. Sevmiyorum. Aslında kullanmak gerekiyor. Böyle bir makyaj oldu arkadaşlar. Bildiğimiz böyle hafif göz bordo ruj makyajı oldu. Şöyle bakalım. Şöyle. Böyle bir makyaj oldu arkadaşlar. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Aralardan bazı bölümleri keseceğim zaten. Çok sıkıcı bir video oldu. Bana göre yani. Kendi fikrimi söylemem gerekirse öyle oldu. Kusura bakmayın o yüzden. Tekrar arkadaşlar, başka videolarda görüşmek üzere. Kapatmayalım.